sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Nora abanız sizi çok seviyor. İlk kez bu saatte Sat7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ve bu abla kim acaba böyle konuşuyor diye düşünen arkadaşlarım için aşağıda görüyorsunuz. Ben Nora ablanız hafta içi her gün. Pazartesiden Cuma'ya kadar yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat tam olarak 4'te Sat7 Türk ekranlarında burada sizlerle buluşuyor oluyorum. Ve sizler için mümkün olduğu kadar eğlenceli ve aynı zamanda tabii ki de düşündüren ve öğreten şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Ve birlikte gerçekten burada bir takım çalışması yaparak çok ama çok eğleniyoruz. Evet, siz şu an burada başka çocuk görmüyorsunuz ama ben biliyorum ki şu an ekranları başında bizleri izleyen bir sürü çocuk var. İşte buradan hepiniz arkadaşlar sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ay, bugün yine harika bir gün. İçim kıpır kıpır gerçekten. İlkbahar mevsimini iliklerimize kadar hissediyoruz. Havanın açık ya da kapalı olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Hiç fark etmiyor ama sonuç olarak bizler biliyoruz ki şu an biz yaz mevsiminden bir önceki mevsimdeyiz. Ve ilkbahar mevsiminde doğa uyanıyor arkadaşlar. Doğada değişik şeyler oluyor. Heyecanlı şeyler oluyor. Yeni hayatlar, yeni böyle bazı canlıların uykudan uyanması ve hayata geri dönmesi gibi şeyler oluyor. Bugün de önemli bir gün. Ama acaba bakalım bugün neymiş? Haydi bakalım ne oluyormuş bugün hep birlikte görelim. Arkadaşlar bugün ipek böceklerinin yumurtadan çıktıkları tarih yani 24 Nisan günü. Onlar artık ipek böcekleri yumurtalarından çıkıyorlar. Ay çok heyecanlı. Peki acaba bu süreçte neler oluyormuş? Size tam bir bilgi vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bu konuyu sizin araştırmanızı istiyorum. Bilin istiyorum ki doğada ne gibi şeyler yaşanıyor? Tanrı'nın yarattığı bu harika doğada acaba neler yaşanıyor? Görün istiyorum. İşte o yüzden size minicik bir bilgi vereceğim. Ondan sonra da arkadaşlar aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bu numaraya ipek böcekleri hakkında ve onların yumurtadan çıkmaları hakkında edindiğiniz bilgileri WhatsApp numaramızdan bizlere video, resim göndererek, ses kaydı göndererek hatta yazı yazarak bizlere ulaşın ve edindiğiniz bilgileri bizlerle paylaşın arkadaşlar. Biz de sizinle birlikte öğrenelim ve heyecanlanalım diyorum. Bugün arkadaşlar ipek böcekleri yumurtalarından çıkıyorlar ve acaba nasıl oluyormuş bu? Kısaca birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Normalde arkadaşlar kelebeklerin yumurtaları oluyor. Yani kelebekler de anne baba oluyorlar. Anne mi oluyorlar? Galiba sadece anne oluyorlar. Evet. Ve o yüzden arkadaşlar kelebeklerin yumurtaları olduğu zaman onların içinden o yumurtalar kırılıp ipek böcekleri çıkıyor içinden. Ve biliyor musunuz normalde aslında kelebeklerin yavruları yumurtadan ilk çıktıklarında kelebek olarak çıkmıyorlar. Bazılarından tırtıllar çıkıyor, bazılarından da ipek böcekleri çıkıyor. Ve gerçekten çok şaşırtıcı çünkü sonra onlar değişip kelebek olabiliyorlar arkadaşlar. Ama ipek böceklerinin bazı görevleri var. İpek böcekleri genelde bir dut yaprağında yaşıyorlar genelde. Ve o dut yapraklarından hızlı hızlı yiyerek çok kısa zamanda çok tombullaşıyorlar bir anda. Ve ondan sonra arkadaşlar onlar yavaş yavaş böyle bedenlerinden nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Neden ipek böceği deniyor onlara? Çünkü
onlar böyle bedenlerinden böyle dudaklarının orada bir yerden böyle alt dudaklarının orada bir yerden böyle iplik gibi incecik bir şey çıkarıyorlar. Bedenlerinden çıkıyor. İşte Tanrı'nın yarattığı sisteme bakar mısınız? Bizler de farkında olmadan aslında doğaya çok fazla katkıda bulunuyoruz. Ve onlar da doğaya çok fazla katkıda bulunuyorlar. Ve neden yaptıklarını bunu bilmiyorlar. Sadece Tanrı onları öyle bir yaratmış ki doğa içinde harika şeyler yapıyorlar. Ve evet, ondan sonra bu iplik çıktıktan sonra bunu böyle sanki örüyorlar böyle. Kendi etraflarında bunu döndürüyorlar. Kendi etraflarında döndürüyorlar ve onlar bir süre sonra o ördükleri ipek kozasının içinde kalıyorlar. Yani onu böyle çıkara çıkara etraflarında sara sara bir ipek kozası oluşuyor orada. Ve ondan sonra arkadaşlar onların bazıları bir kısmı o kozanın içinden çıkıyorlar. Ve arkadaşlar neredeyse size bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksınız. Neredeyse bir tane birkaç ayda sanırım bir ya da iki ay boyunca bunu yapıyorlar. Bir ya da iki ay içerisinde bir ipek böceğinin çıkardığı ipek sayesinde neredeyse 1000 metre yani çok fazla küçücük bir böceğe göre o kadar fazla ki neredeyse 1000 metre boyunca ipek elde yani ipek ipi yani ip gibi bir şey elde ediyorlar arkadaşlar. İşte bu yüzden onlara ipek böceği deniyor. Tabii ki ondan sonra o onların çıkardığı o ip gibi şeyden insanlar değişik kumaşlar, ipek elde ediyorlar. Çok fazla farklı şey yapıyorlar. Ama gerçekten bugünü kutlamalıyız. Çünkü ipek böcekleri iyi ki varsınız ve iyi ki yumurtadan çıkıyorsunuz. Hem doğaya çok büyük bir renk katıyorsunuz hem de aynı zamanda farkında olmadan insanlara çok büyük bir katkınız oluyor. Haydi bakalım arkadaşlar, siz bu konuyu düşünürken biz Ege'yi izleyelim ve ondan sonra yine burada buluşalım. Vücuttaki suyun %5'ini kaybedersek görme sorunu yaşarız. 12'sini kaybetmek ise ölümcüldür. Of, bu bilgi beni susattı. Kimse sus kalmamalı. Arkadaşlar su var mı? Günde en az 6 bardak su içmeyi unutmayın. Mavi renk konsantrasyonu arttırır. Derslerinizde konsantrasyon zorluğu çekiyorsanız okul müdürünüzle konuşun, tüm okulu maviye boyatsın. Vincent Van Gogh kulağının tamamını değil sadece kulak memesini kesmişti. Bu çok büyük bir sürpriz olabilir. Birçok kişi kulağını kestiğini sanıyor. Köpeklerde utanma duygusu yoktur. Bu yüzden tuvaletlerini yaparken kapağı hiç kaldırmazlar. Utanmaz şeyler. Benim köpek zeki neyse ki. Telefonlarda umumi tuvalet kapağından daha çok bakteri vardır. Çocuklar asla telefonu ağzınıza sokmayın. Her şey iğrençtir yani tadı. Kivi de üzüm gibi bağlarda yetişir ve salkım halinde toplanır. Düşünsenize kivi salkımı bu kadar bir şey olmalı. İnsan bir şey yutarken nefes alamayan tek memelidir. Ve sakın ağzınızda lokma varken konuşmayı denemeyin. Evet arkadaşlar, şimdi de yine sırada benim çok sevdiğim bir bölüm var. Bu aslında bu bölümlerimize yeni eklenen bir bölüm ve çok faydalı bir bölüm. Haydi bakalım bir görelim neymiş o bölümümüz. İşaretlerle konuşuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz, size daha önce bahsetmiştim. Bizim toplumumuzda, bütün dünyada, hatta çeşitli rahatsızlıkları, hastalıkları olan insanlar gibi bazı konuda becerileri kısıtlı olan insanlar gibi bir de maalesef işitme yetisi olmayan arkadaşlarımız, insanlar var toplumda. Ve onların hayatı bu konuda bize göre biraz daha zor. Çünkü işitme yetisinin olmaması demek aslında bizler gibi duyamamaları anlamına geliyor. Bizler gibi duyamadıkları için de arkadaşlar konuştuğumuz şeyleri, yani bizim ağzımızdan çıkan sesleri onlar maalesef duyamıyorlar. İşte bu yüzden onlar arkadaşlar konuşmak için ve anlamak için, görebilmek için, yani duymak için aslında gözlerini kullanıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Mesela biz konuşurken örneğin ağzımızı okuyabiliyorlar, okumaya çalışıyorlar. Ve tabii yıllardır bu şekilde iletişim kurdukları için artık ağzımızı görerek, gözleriyle duyabiliyorlar. Yani okuyabiliyorlar ağzımızı. Ve aynı zamanda arkadaşlar onlar nasıl anlıyorlar bizi? Bizim işaretlerimizle, yani gözleriyle duyuyorlar bizi. O yüzden arkadaşlar işaret dili denen bir şey var ve bu harika bir şey. Onlara yardımcı olmak için, onları gördüğümüz zaman onlarla konuşabilmek için, onlarla arkadaş olabilmek, hatta onlara herhangi bir konuda yolda, sokakta yardım edebilmek için işaret dili çok önemli. İşte bu yüzden arkadaşlar işaretlerle konuşmak hem bizler için hem de onlar için çok faydalı bir şey diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu arada sizler eğer bu bölümü heyecanla izliyorsanız sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü işaret dili çok ama çok önemli bir şey. Arkadaşlar,
Biz buna sanırım geçen hafta ilk kez başlamıştık. Bir bölüm yapmıştık. Şimdi bu bizim daha ısınma turlarımız olduğu için, bunu yapmaya daha yeni başladığımız için istiyorum ki bugün sadece işaretlerle konuşuyorum bölümünde bir önceki öğrendiklerimizin tekrarını yapalım. Hem pratik olsun hem de kalıcı olsun istiyorum. O yüzden bugün yeni bir bilgi öğrenmeyeceğiz ama bir sonraki yeni bilgiye kadar bu bilgilerimizin sağlam ve kalıcı olmasını istiyorum. O zaman haydi bakalım hatırlayalım. Biz ilk tanışmayla başlamıştık. Tanıştığımız zaman ya da birini ilk gördüğümüz zaman ne deriz ona? Kibar bir şekilde merhaba deriz, değil mi? Peki merhabayı nasıl yapıyorduk? Hadi hatırlayalım. Elimizi başımıza koyup böyle merhaba, merhaba, sanki böyle kafamıza böyle iki kez pıt pıt yapıyoruz, böyle merhaba yapacağız. Bir kez de olur, bir kez de yapabiliriz. Merhaba, elimizi böyle havaya doğru kaldırıyoruz. Sanki elimizle merhaba diyoruz. Bunu yaparken aynı anda ağzımızla söylememiz de çok önemli. Çünkü onlar aynı zamanda ağzımızı da okuyabiliyorlar. Merhaba. Ne diyelim? Mesela diyelim gündüz olsun. Günaydın diyelim. Günaydın yapmak için elimizi böyle taş kağıt makasla yaptığımız gibi taş yapıp ikisini üst üste koyup sonra yanları açıyoruz. Günaydın. 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 Merhaba. Günaydın. Tabii bunu bir süre sonra daha doğal, daha böyle günlük hayatımızda yapıyormuş gibi yaptığımız için böyle yapmıyoruz. Böyle yaparız mesela. Merhaba, günaydın, günaydın. Daha sakin bir şekilde. Peki haydi bakalım ne diye soralım şimdi? Ha, şunu belirtelim öncelikle. Diyelim ki ben işaret dilini yeni öğreniyorum. Çünkü şöyle, eğer yolda bir insan gördüğümüz zaman, onunla birazcık konuştuğumuz zaman o bizim çok iyi bildiğimizi düşünebilir. Ve sonra onunla yeteri kadar bilmediğimiz için konuşamazsak o zaman onunla konuşmak istemediğimizi düşünebilir. İşte bu yüzden hani bu konuda daha yeni öğrendiğimizi, her hareketi bilmediğimizi, her işareti bilmediğimizi ona söylemek için işaret dilini yeni öğreniyorum diyelim. Ben, parmağımızla kendimizi gösteriyoruz. Ben işaret dilini, bu sanki böyle bir böyle ellerimizi dans ettiriyoruz gibi yapıyoruz. İşaret dilini yeni öğreniyorum. Arkadaşlar haydi bir daha yapalım. Ben kendimizi gösteriyoruz parmağımızla. Ben işaret dilini, hadi bakalım ellerimizi dans ettiriyoruz. İşaret dilini yeni. Yine de sanki böyle ellerimizi bir çiçek gibi yapıp sanki böyle kendimize, hayatımıza yeni bir çiçek ekiyormuşuz gibi düşünelim. Ben işaret dilini yeni öğreniyorum. Hadi bakalım şimdi bir de daha doğal halini yapalım. Ben işaret dilini yeni öğreniyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum ne var sırada? Hatırladım. Hadi bakalım karşımızdakine nasılsın diye soralım. Nasıl olduğunu soralım. Acaba o gün kendini nasıl hissediyormuş? Hem böylelikle yardıma ihtiyacı olup olmadığını da anlamış oluruz. Ellerimizi şöyle kapatıyoruz ve iki yolu var nasılsın diye sormanın. Bu ilk yolu. Şöyle ellerimizi kapattık yüzüstü. Yana doğru açıyoruz. Nasılsın? 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 Gibi. Bir de ikinci yolu da şu, iyi misin diye sormak. Onu da şöyle yapıyoruz. Hani böyle bir iyi olan bir şey ya da güzel olan ya da lezzetli olan bir şey gördüğümüz zaman nasıl yaparız elimizi? Güzel, iyi gibi. O zaman şöyle yapıyoruz. İyi misin? İyi misin? Yani karşı tarafa soruyoruz. Sen, hani sen iyi misin? İyi misin? Gibi. Haydi bakalım karşımızdakinin ismini soralım, sonra da kendi ismimizi söyleyelim, sonra da tekrar bölümümüzü bitirmiş olalım. İsmini sorarken karşı tarafa nasıl yapıyorduk? Senin şöyle, adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Hatırladınız mı? Karşı tarafı gösterip senin. At için ise, böyle isim için ise elimizi, sağ elimizi böyle karşıya uzatıp burayı böyle bir dokuz gibi ya da bir kanca gibi yapıp buraya vuruyorduk iki kez. Böyle sanki kapıyı tıklatır gibi. Sonra da ne? Şu ne anlamına geliyor çoğu zaman? Hadi bakalım bir daha yapalım. Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Haydi bakalım son olarak da kendi adımızı söyleyelim. Benim adım Nora. Benim adım Nora. Nora.
Evet arkadaşlar, sizler bu hareketleri, bu işaretleri kendi kendinize bolca pratik yapın. Benim sizden ricam. Ve eğer işitme engelli bir arkadaşımızı gördüğümüz güne kadar hazır hissedersek kendimizi, o güne kadar hazır olursak, inanın o gün hem bizim hem de o kişinin hayatında küçücük bir şeyle çok şey değiştirmiş olabiliriz. Yani bizler birazcık kendimizi yorarak işaret dilini öğrenirsek başka birinin hayatını çok güzel bir şekilde değiştirebiliriz. Haydi bakalım, şimdi sırada ne var? Mevezi. Ah, Zi, hala dargın mısın bana? Hangi konuda? Şey, dün için. Oh! Unuttum gitti mi? Sen benim kardeşimsin. Dargınlık akılsızların bağrında barınan bir his. Ne güzel söyledin kardeşim. Vaiz bölümünde okumuş olmalısın. Evet, kesinlikle oradan. Ah harika. Sürprizli yerden devam ediyorum öyleyse. Hiç vakit kaybetme. Ah, dur, böyle şey yapalım mı? Ne? Bir önceki bölümde, az sonra, özet gibi. Gerek yok. Kardeşlerim hemen anımsayacaklar nasılsa. Olsun olsun, böyle bir cümle ya. Ben bir önceki bölümde diyeceğim. Sonra sen geçen bölümden kısa bir hatırlatma yapacaksın, tamam mı? Geçen bölümdeki gibi yine kızdıracak mıyım seni? Oh, hayır, orası yok işte. Aa, tamam o zaman. Hadi başla. Bir önceki bölümde. Elçi Paulus Troas kentinde. Gece vakti. Oh. Rüya görür. Oh. Rüyasında bir görüm. Ve şimdi yeni bölüm. Bu görümde bir adam Elçi Paulus'un önünde durup ona yalvarır ve Makedonya'ya gel, bize yardım et diyordu. Elçilerin işleri 16:6'dan biliyoruz bunu. Az sonra. Aa, ara mı verdik? Yok, dalmışım. Ha, tamam. Elçi Paulus bu görümün ardından hiç vakit kaybetmeyip Silas ve Timoteus'la birlikte Makedonya'ya gitmenin yollarını arar. Troas limanından gemiye binerler. Deniz yolculuğundan sonra Filipi'ye varırlar. Burası Makedonya bölgesinin önemli bir kentidir. Makedonya ülke değil miydi? Evet, şu an ülke. Başkenti de Üsküp. Hı. O zaman da bir bölge ve Roma'ya ait. Filipi ise Makedonya bölgesinde yer alan bir kent. Ha, antiktir bir de. Tabii tabii, hep antik. Tabii, yani olsun o kadar, ne kadar eski çünkü değil mi? Hı. Tamam, devam ediyorum. Hiç durma kardeş. Paulus ve beraberindekiler bu kentin kıyısında bir grup kadınla karşılaşır ve kadınlara Tanrı sözünü anlatırlar. İçlerinden biri hemen iman eder ve konaklama için evlerine misafir eder. Elçiler misafirlikten sonra şehre iner ve vaazlarını vermeye devam ederler. Buradaki topluluğun arasından bir kız, "Bu insanlar Yüce Tanrı'nın uşaklarıdır, size bir kurtuluş yolu bildiriyorlar." diye sürekli bağırır. Elçi Paulus sonunda çileden çıkarak kıza İsa Mesih'in adıyla sana buyuruyorum ondan ayrılasın der. Oh, bunu okumuştum. Evet, elçilerin işleri 16:18'den. Sonra? Paulus'un bu söyleminden sonra kötü ruh kızın içinden çıkar ve kız kurtulur. Ancak kız bir falcıdır ve onun falcılığından geçinen bir grup vardır. Bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Elçi Paulus ve yanındakileri yakalayıp kentin ortasında bulunan pazar yerine götürürler. Yani Agora'ya. Evet, Agora'ya. Harikasın Zi. O kadar ülke gezdim ya. Doğru, çok haklısın. Evet, nerede kalmıştık ha? Agora'da yöneticiler karşısına çıkarılırlar. Yahudi oldukları ve kente kargaşa çıkardıkları söylenir. Romalı olan bizlerin benimseyip uygulayamayacağımız töreler bildiriyorlar derler. Hatırlarsın, burası Roma kentiydi. Evet. Vay be. Şimdi ne olacak? Şimdi senin doğru mu yanlış mı sorun gelecek. Ha? İkinci yolculuğun devamına da sonraki bölüm devam edeceğiz. Peki o zaman. Geliyor. Dünyayı gezdiğimi hatırladığım için o tarzda bir soru soracağım. Abi sor lütfen, sor. Uruguay ve Paraguay komşu ülkelerdir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Oh, yapma. İpucu verecektim ya. Uf, tüh. Neyse olsun. Bu sefer yanlış oldu. Ay olsun kardeş. İsim benzerliği şaşırttı beni. Uruguay, Paraguay ya. Olsun. Uruguay ve Paraguay Güney Amerika'da bulunan ülkeler. Doğru. İsimleri birbirine benzemekte. Paraguay, Uruguay'ın kuzeyinde yer alır.
birbirlerine komşu değildirler. İki ülke arasında Arjantin ve Brezilya'nın toprakları yer alır. Vay be! Ne güzel bilgiler bunlar. Çok teşekkürler Zee. Asıl ben teşekkür ederim. Hadi gidelim Zee. Hadi. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar, yine benim en sevdiğim bölümdeyiz. Tanrı'nın sözü, Tanrı'yı biraz daha yakından tanımak, Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını bilmek ve gelecekte neler yaptığını hayal etmek. İşte bunlar çok güzel. Bunları da bize yaptıran bir şey var. Kutsal kitap, yani Tanrı'dan bize gelen mektup. Biz onu okudukça Tanrı'nın geçmişte neler yaptığını ve gelecekte neler yapacağı hakkında fikir sahibi oluyoruz ve onunla olan dostluğumuzu geliştirmiş oluyoruz. Çünkü onu daha yakından tanımış oluyoruz. Bu haftanın genel olarak konusu Tanrı'ya güvenmek ve Tanrı'ya itaat etmekti. Hatta en son çalıştığımız konuda Tanrı'nın bize gönderdiği 10 tane emir, yani bizden istediği 10 tane görevdi arkadaşlar. Biz bu kurallara uyarsak eğer, bu görevleri yerine getirirsek çoğu zaman, hatta her zaman Tanrı'nın korumasında olacaktık. Ama hatırlıyor musunuz İsrail halkını Tanrı nasıl Mısır'dan çıkarmıştı? Onlar köleydi, parayla alınıp satılıyorlardı, ne kadar üzücü bir şey. Ve tabii ki onun dışında aynı zamanda onların canları acıtılıyordu, belki onlara vuruyorlardı, çok kötü şeyler yapıyorlardı. Ama Tanrı onları oradan kurtardı. Ne yaptı onları? Aldı başka bir yere götürdü ve o yoldan geçerken Tanrı onları hep korudu ve onları çok güzel bir ülkeye götüreceğini sözünü verdi. Ama bir sıkıntı vardı ki arkadaşlar, işte burada yine Tanrı'ya itaat etmek konusunu görebiliyoruz. O sıkıntı da şuydu arkadaşlar, onlar sürekli olarak söylendiler. Tanrı onlara dedi ki, yani yapmayın, beni dinleyin, benden başka tanrılara inanmayın ve onlar gidip kendileri böyle elleriyle sanki uğraşarak yeni tanrılar yapıp onlara dua ettiler. Sonra sürekli olarak söylendiler, Tanrı bizi sevmiyor, bu yolda bu kadar zamandır yürüyoruz Mısır'dan çıkmak için, Tanrı bizi sevmiyor, bizi düşünmüyor diye sürekli ona isyan ettiler ve ona itaat etmediler arkadaşlar. İşte o zaman da ne oldular? Ne oldu biliyor musunuz? Tanrı'nın korumasından maalesef çıktılar. Tabii ki Tanrı onları yine de seviyordu. Ama Tanrı'nın korumasından, şemsiyenin altından çıktıkları için tam olarak 40 yıl boyunca, normalde çok kısa bir sürede kurtulacakları o yerden, o çölden, tam olarak 40 yıl boyunca orada kaldılar. Çıkamadılar. 40 yıl boyunca ve tabii ki bazıları da oradan çıkışı göremediler. Çünkü yaşlı olanlar vardı ve maalesef sonuna kadar dayanamadılar. Ama onlar Tanrı'yı dinlemedikleri için, Tanrı'ya itaat etmedikleri için tam olarak 40 yıl boyunca orada kaldılar. Haydi bakalım sonrasında ne olmuş? Gelin birlikte yeni bir hikaye okuyalım. Yiğit Önder hikayemizin adı. Musa artık sonunda öldü. Musa öldükten sonra Tanrı halkına yeni bir önder verdi. Onun adı Yeşu'ydu. Bu ismin anlamı Rab kurtarır. Tanrı'nın halkına vereceğine söz verdiği yere giderlerken halka Yeşu önderlik edecekti. Bu noktada sanırım Tanrı'nın halkı 40 yıldır o sıcak çölde dolanıyorlardı. Neden? Çünkü Tanrı'yı dinlememişlerdi. Sanırım tahmin edebilirsin ki kumdan sarı herhangi bir şeyden, çadırlardan, yürümekten ve sıcak hissetmekten artık bıkmışlardı. Çölün ucuna gelip de yeni, serin, yeşil, güzel vatanlarını tam önlerinde görmek onlar için çok sevindiriciydi. Fakat bir sorun vardı. Eriha. Eriha bir kentti ama öyle sıradan bir kent değildi. Bir kale gibiydi ve o ülkeye kimsenin girmesine izin verilmezdi. Halk Eriha'ya baktı. Kocaman, dev gibi korkunç duvarlarına baktılar. Yüksek gözcü kulelerine baktılar. Sürgüsü çekilip kilitlenmiş kocaman demir kapılarına baktılar. Sonra da birbirlerine baktılar. Ne yapacaklardı? Kimse bilmiyordu. Ama Tanrı biliyordu. Ve Tanrı Yeşu'ya ne yapması gerektiğini söyledi. Yeşu planları duyunca çok şaşırdı. Çok şaşırdı herhalde. Çünkü bizim de birazdan öğreneceğimiz gibi bu çok tuhaf bir savaş planıydı. Tanrı halkına bir söz verdi. Her zaman sizinle birlikte olacağım.
sizi asla ve asla terk etmeyeceğim. Benim söylediklerimi yaparsanız bu yeni ülkede hayatınız mutlu geçecek ve her şey iyi gidecek. Böylece Yeşu ordusunu topladı, ellerinde kılıçları, kalkanları ve mızrakları vardı. Savaşmaya hazırdılar. Ama planlar savaşmakla ilgili değildi. Tanrı'nın söylediklerine güvenip onları yapmakla ilgiliydi sadece ve sadece. Yeşu'nun ordusu kentin etrafında yürüdü, yürüdü, yürüdü. Günler boyunca bunu yaptılar. Savaşmaktan korkuyorlar diye alay etti Erihalılar. Ama yanılıyorlardı. Tanrı'nın halkı korkmuyordu. Bekliyorlardı. Sonra ne yapacaklarını söylemesi için Tanrı'yı bekliyorlardı sadece. Yani en doğru şeyi yapıyorlardı. Yedinci gün Tanrı halkına yine kentin etrafında yürümelerini ama bu sefer bir kez değil tam olarak 7 defa yürümelerini söyledi. Sonra Tanrı herkesin mümkün olduğunca çok ses çıkartmasını istedi. Senden hiç mümkün olduğunca çok ses çıkarmanı istediler mi? Bence çok eğlenceli olurdu. Çıkarabileceğin sesi düşün ve bunu bu kadar ses çıkaran 39.999 yani neredeyse 40.000 kişiyle çarp. Sanırım anladın ne demek istediğimi. Kulak patlatan bir sesti bu. Yani çok güçlü bir ses. Görünüşe bakılırsa aynı zamanda taş parçalayıcıydı. Çünkü o ses çıkınca Eriha'nın güçlü duvarları sanki kumdan yapılmışçasına yere yıkıldı. Eriha toz bulut içinde kaybolup gitti. Düşünebiliyor musunuz? Sesleriyle bir duvarı yıktılar. Böylece Tanrı'nın halkı yeni vatanlarına girdiler. Oley! Hem de girmek için savaşmaları gerekmedi. Sadece yürümeleri gerekti. Yeşu halka, Tanrı sizi buraya güvenli bir şekilde getirdi. Artık onun söylediklerini yapacak mısınız? Diye sordu. Evet, söz veriyoruz diye cevap verdi herkes. Yalnızca Tanrı sizin kalplerinizi mutlu edebilir dedi Yeşu. Bu yüzden yapmacık tanrılara dua etmeyin. Onlar gerçek değiller ki. Asla öyle bir şey yapmayız dedi halk. Ne yazık ki bu sözlerini tutamadılar. Tanrı'nın söylediklerini yapmadılar ve birçok yıl sonra tıpkı Tanrı'nın halkını uyardığı gibi işler onlar için yolunda gitmedi. Bu yüzden bir gün vatanlarını kaybedeceklerdi. Tanrı'yı dinlemedikleri için. Farkında mısınız? Tanrı'ya itaat etmedikleri her zaman başlarına kötü bir şey geldi. Çünkü iyi bir şeyin olması için onların Tanrı'nın dediği şeyleri yapmaları gerekiyordu. Düşmanları onları yakalayıp köle haline getirecekti. Çok üzücü. Ve Tanrı'nın halkı pek çok farklı ülkeye dağılacaktı. Ama Tanrı'nın planı hala yolundaydı. Hiç merak etme. Bir gün halkına başka bir önder verecekti. Başka bir vatan verecekti. Ve bu vatanı kimse onların elinden alamayacaktı. Evet arkadaşlar, bu haftada itaat ve Tanrı'ya güvenmek konusuyla ilgili konuştuk. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Ama şunu unutmayın ki bizler eğer korunmada olmak istiyorsak, eğer hayatımızın eğlenceli, güzel, sağlıklı, mutlu ve uzun olmasını istiyorsak, yapmamız gereken en önemli şey Tanrı'ya güvenmek ve onun bize yap dediği şeyleri yapmak ve yapma dediği şeyleri yapmamak. Ve tabii ki aslında bunun için en önemli olan şeylerden biri de ailemize itaat etmek. Çünkü biliyorsunuz ki kutsal kitap da yazdığı gibi Tanrı'nın en çok sevdiği şey bizim ailelerimize itaat etmemiz. Evet arkadaşlar, bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.